Hörmətli xanımlar və cənablar, bildiyiniz kimi Bakıda güzel səfərlən mənim əziz dostum, qardaşım Mevlüt Bey, Türkiyənin Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiyənin Tarixçilər Naziri səfərdədir. Biz incə Mevlüt Bey bir səhər Azərbaycan Prezidenti tərəfindən qəbul olunur. Və biz onun əsasında həm təkdədə, həm geniş təkdədə konuşmamak istəyirəm, söyləmək. Müzakirə elədik məsələləri, əlbəttə ki, həm siyasi baxımdan, təhlükəsizlik baxımdan, mənim tərəfindən tam şəkildə məlumatlandırmışam. Məsələn, Azərbaycan, Dağlı Qarabağ, Naqşəsi ilə bağlı ki, durumu. Hansı şəkildə danışıqlar gedir, bildiyimiz kimi axır vaxtlar, iki ay ərzində danışıqlar da olsundur. Çox intensiv şəkildə gedir, keçən həftə Rusiyanın Tarixçilər Naziri Bakıdə idi, müzakirə edirdi, Naqşəsi ilə bağlı, həm də NATO Nazirlər Toplantısının çərçivəsində cənab prezident, həm prezident olanla danışırdı bu barədə. Dövlət katibi ilə, Amerikanın dövlət katibi ilə, Kerry ilə danışırdı. Ondan öncə Sankt-Peterburqda burada çox geniş, çox dərin danışıqları keçirmişik və biz belə Azərbaycan tərəfindən fikirləşirik ki, Türkiyə bir böyük bir regional ölkəsi kimi, həm də Minsk qrupun üzvü kimi məlumatlandırmalıyıq və Azərbaycan hükmünə də Azərbaycan mövqeyini ən böyük növbəyə söylədim və inanırıq ki, belə bir intensiv şəkilində danışıqları davam etdirməsi bəlkə də imkan yaradacaq ki, hansında əksə biz nail ola bilərik bu ilk növbədə, ilk növbədə mərhələli prosesində danışıqların masasının ətrafındakı olan məsələləri təmizləyək və hamı onu başa düşür. Yerməsdən qoşunları işğal olmuş torpaqlarından mərhələli prosesində çağırmalıdır. Bu istiqamətində iş gedir, deyə bilərəm ki, çox intensivlə, intensiv şəklində iş gedir və biz fikirləşirik ki, çox güman ki, həmsədr ölkələrdən bizə gələn mesajlar, onlar da tərəfindən artıq çox yüksək səviyyədə Rusiyan prezidenti Putin, Sankt-Peterburqun danışıqları nəticələri həm Amerikan prezidenti Obama məlumatlandırılır, həm də Fransanın prezidenti Hollande məlumatlandırılır. İki tərəfli baxımdan biz iqtisadi məsələlərə də toxunduq. Bilirsiniz ki, Bakıda ayın 8-i, avqustun ayın 8-i şimal-cənub danışıqları biz keçirdik. Prezidentlərin isə Rusiya, Azərbaycan, İranın prezidentlərin səviyyəsində öz tərəfindən də mən məlumatlandırmışam Mövlüt Bey. Çünki biz İpək yolu dəhlizi də Türkiyədən tam şəkildə çox dərin şəkildə işləyirik. Bakı birisi Kars inşallah bu ilin axırı üçün təqdim edəndən sonra bu İpək yolu istəyən dəhliz tam şəkildə işlənəcək. Və biz düşünürük ki, Türkiyə ilə bu istiqamətində Azərbaycan bir transit mərkəzi kimi biz də bərabər işləyə bilərik. Təhlimiz qədər, qalanı yarına sən söyləyəsən. Çox təşəkkür edirəm, dəyərli qardaşım. Öncəlikdə nazik davetin üçün çox təşəkkür edirəm. Bu vesiləylə bir kere daha kardeş Azərbaycanda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu sabah Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev bizi kabul ettiler. Ve sizin de söylediğiniz gibi hem başkuşa hem de heyetlerimize güzel bir
toplantı yaptık, görüşmelerimizi yaptık. Sözlerimin başında Fransa'nın Nice şehrinde dün gece meydana gelen alçak terör saldırısını bir kere daha kınıyorum, lanetliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadele etme konusunda kararlılığımızı bir kere daha vurguluyorum. Fransız halkına ve Fransa'ya başsağlığı diliyoruz. Esasen teröristlerin, terörün, terör örgütlerinin hepsiyle mücadele etme konusunda ve özellikle de bunların beslendiği bataklıkları kurutma konusunda daha da kararlı olmamız gerektiğini maalesef bu terör saldırısı bir kere daha ortaya koydu. Ve Fransa başta olmak üzere müttefiklerimizle terörle mücadelede daha kararlı olacağız. Son zamanlarda Türkiye'de de terör saldırıları meydana geldi. Bu saldırılar sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Sayın Aliyev'in ve kardeşim Elmar'ın ve tüm Azerbaycan yönetiminin ve Azerbaycan halkının, kardeş Azerbaycan halkının Türkiye'ye verdiği destekten dolayı da tüm Azerbaycan'a ve Azerbaycan halkına ve yönetimine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili konuları ele aldık, siyasi, ticari. Çok şükür özellikle iki cumhurbaşkanının kardeşlik münasebetleri ilişkilerimizin her boyutuna da yansıyor. Her geçen gün aramızdaki bağları daha da güçlendiriyoruz. İyi günde de kötü günde de dayanışmamız herkesin kıskandığı, imrendiği bir düzeyde. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ama somut projelerle de ilişkilerimizi, siyasi, ekonomik ilişkilerimizi, enerji, ulaşım gibi birçok alanlardaki bağımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Tüm bunları görüşme fırsatımız oldu. Ve özellikle bölgesel projeleri değerlendirdik. Ulaşımda, ticarette. Ve bu bölgedeki birçok proje Azerbaycan'ın özellikle ulaşım konusunda adeta bir transit ülke ve bir hub ülke yapıyor. Ve birlikte gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmekte olduğumuz projelerle de gerek enerji olsun, tarım olsun, gerekse Bakü-Tiflis, Kars, Demiryolu, şimdi 3. köprüyü inşallah bu ay, Ağustos ayının sonunda açacağız. Yine Boğaz'dan, tünellerle, demiryollarıyla Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayacağız. Ve İpek Yolu projesi gibi diğer projelerle birlikte Türkiye ve Azerbaycan bu bölgenin de ötesinde ulaşımda ve ticarette bir merkez oluyor. Bir iki transit ülke oluyor. Kardeşliğimiz bu anlamda da gerçekten bir kere daha ortaya çıkıyor. Tüm projeleri gerçekleştirme konusunda aynı düşünüyoruz. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu projeleri gerçekleştirmek için diğer ülkelerle de işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bildiğiniz gibi özellikle bu bölgedeki ülkelerle güçlü mekanizmamız var. Türkiye, Azerbaycan, İran, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan güçlü mekanizmaları. Biz istiyoruz ki Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan güçlü mekanizması da olsun. Bunu Kazak kardeşlerimizle de görüştük. İleride bu da hayata geçebilir. Ve hatta Türkiye, Azerbaycan, Rusya görüşmelerini de güçlü yapabiliriz. Bu bölgenin çıkarınadır. Tüm bu konuları değerlendirme fırsatımız oldu. Bu sabah Cenab-ı Prezident Aliyev ve değerli kardeşim Mammadyarov yaptığımız görüşmelerde son zamanlarda yoğun bir şekilde devam eden Karabağ ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarla ilgili görüşmeler konusunda bilgi verdiler. Biz de yakından takip ediyoruz. Özellikle Viyana toplantısı, Saint Petersburg toplantısı, Sayın Lavrov'un hem Yerevan'a hem de Bakü'ye yaptığı ziyaretler ve Minsk üçlüsünün, eş başkanlarının çabaları, bunları yakından takip ediyoruz. Ve biz bu meselenin Azerbaycan'ın uluslararası kabul edilmiş sınırları çerçevesinde, aynı şekilde toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü çerçevesinde barışçıl yollardan çözülmesini istiyoruz. Nisan ayında yaşanan hadiselerin tekrar olmaması için ve bir an evvel
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne kavuşması için bu adımların atılması gerekiyor ve bu olumlu adımları destekliyoruz. Soçi'de Rusya'nın ve Agit üçlüsünün bu girişimlerini desteklediğimizi dostum Lavrov'a da Sergey'e de söyledim. Ve bu konuda fikir alışverişinde bulunduk. Son derece faydalı bir görüşme yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları cevaplamak isteriz.